Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 7 Temmuz 2022 Perşembe, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. İngiltere'de hükümet krizi, Başbakan Johnson'ı koltuğundan mı ediyor? Peş peşe gelen istifalar karşısında önce istifa çağrılarını reddetti Johnson. Göreve devam, daha yapacak çok iş var mesajı verdi. Ancak devam eden istifalar ve kamuoyu baskısı giderek artıyor. İngiliz medyası Başbakan Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu. Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Johnson'dan bir açıklama bekleniyor. İşte TRT Londra muhabiri Zeynep Er Yılmaz'a soracağız. Birazdan son durumu. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci de devam ediyor. İki ülke arasında 1951 yılından bu yana ilk kez sevgili seyirciler havacılık anlaşması imzalanacak. Böylece İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları yeniden başlayacak. Anlaşmanın gün içinde imzalanması bekleniyor. Ayrıntıları aktaracağız. Malezya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Şu dakikalarda ziyaretin gündemini Özlem Öztürk aktaracak. Rusya'dan batıya petrol sevkiyatına darbe vuracak yeni bir adım geldi. Rus mahkemesi Kazak petrolünü Karadeniz'e taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun faaliyetlerinin bir aylığına durdurulmasına karar verdi. Karar ne anlama geliyor? Batıya petrol sevkiyatında aksamaya yol açar mı? Petrol fiyatları işin önemlisi, bundan nasıl etkilenir? İşte onu da Moskova Nur Sultan'dan canlı bağlantılarda alacağız değerlendirmeleri. Sevgili seyirciler, Türk Kızılay Irak'ta Şevkat Butik mağazasında kıyafet yardımı yapıyor. Yılmaz Aslan Erbil temsilcimiz o noktada izlenimleriyle karşımızda olacak. Bayram öncesi camilerde temizlik çalışmaları da hızlandı. Tarihi Ayasofya Camii'nde de bayram temizliği yapılıyor. Dilruba Amil işte o noktada bize hazırlıklardaki son durumu aktaracak. Turizmin başkenti Antalya'da bayrama hazır. Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyenler Antalya'da rezervasyonları arttırdı. Bazı otellerde bayram için doluluk oranı %90'a ulaştı. Özlem Pirim Antalya'dan izlenimleriyle karşımızda olacak. Başlıyoruz. İngiltere'de Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsılıyor. İngiltere'de ilk istifa açıklamaları Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan geldi. Sonrasında ise bakan, bakan yardımcıları ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekilleri istifa etti. İstifa dilekçesini verenler güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi. Rusya bir kez daha batılı ülkeleri nükleer savaşla tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki savaş suçlarını incelemesine tepkili konuştu. Şayet Rusya, Ukrayna'daki savaş suçları konusunda cezalandırılırsa bu nükleer savaşı başlatır dedi. Rusya'dan batıya petrol sevkiyatına darbe vuracak yeni bir adım geldi. Rus mahkemesi Kazak petrolünü Karadeniz'e taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun faaliyetlerinin bir aylığına durdurulmasına karar verdi. Bu kararın batıya petrol arzında aksamalara yol açabileceği ve fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor. FETÖ ve PKK-YPG mensubu teröristlerin iadesi için hazırlanan hatırlatma talepnamesi İsveç ve Finlandiya'ya gönderildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iade sürecinin takip edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmut'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Erdoğan, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan kazan temelinde sürdürdüğünü söyledi. Türkiye, Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. ABD'nin Chicago kentinde 7 kişinin ölümüne yol açan saldırıların detayları gün yüzüne çıkıyor. Saldırganın Wisconsin'de ikinci bir saldırı planladığı açıklandı. ABD, Chicago'daki saldırının şokunu atlatamazken, geçen hafta sonu ülkede silahlı saldırılarda 220 kişi öldü, 600'e yakın kişi yaralandı. Nijerya'da cezaevine baskın düzenlendi, bir kişi öldü, yaklaşık 900 mahkum firar etti. Baskını terör örgütü DAEŞ üstlendi. Çin bir gün Ay'ı istila edebilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Başkanı Bill Nelson, Çin'in uzay programıyla ilgili endişelerini bu sözlerle dile getirdi. NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu Capstan'la iletişimin koptuğu da açıklandı.
Brezilya'daki Guanabara Körfezi'ndeki kirlilik sorununa yıllardır çözüm aranıyor. Günde 4,5 milyon litre atık su körfeze boşaltılıyor. Aylardır temizlik çalışmasının da yapılmadığı yerde canlı yaşamı da tehdit altında. Gündemden başlıklar böyle, detaylarına birlikte bakacağız. Sıcak başlık İngiltere'den geldi bugün. Hükümet krizi giderek derinleşti. Olağanüstü bir gün yaşanıyor. Başbakan Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu İngiliz medyası. Önümüzdeki saatlerde kamuoyunun karşısına çıkıp bu kararın açıklaması bekleniyor. Birazdan canlı bağlantıyla Londra'dan Zeynep Eryılmaz'dan son durumu alacağız. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci de bir yandan devam ediyor. Sevgili seyirciler, iki ülke arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak ve böylece İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları yeniden başlayacak. İşte bu anlaşmanın bugün gün içerisinde imzalanması bekleniyor. Türkiye ile İsrail heyetleri hava ulaştırma konularını görüşmek amacıyla geçen günlerde bir araya geldi. Toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama talepleri ele alındı. Sevgili seyirciler, görüşmede imzalanacak yeni bir havacılık anlaşmasıyla havayolu trafiğini genişletme kararı alındı. Konuyla ilgili İsrail Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı. İki ülke arasında 1951'den bu yana sivil havacılık alanında ilk kez bir anlaşmanın imzalanacağı açıklandı. Anlaşmaya göre Türk ve İsrailli havayolu şirketleri karşılıklı uçuşlara yeniden başlayacak. İşte bu anlaşmanın gün içinde imzalanması öngörülüyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında da çok boyutlu işbirliği genişliyor. Sevgili seyirciler, iki ülke insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yasa dışı organ ticareti gibi yeni suç türlerine karşı da birlikte mücadele edecek. Konuya ilişkin anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İşte anlaşmanın detayları. Bir yıl önce Şuşa Beyannamesi'yle ilişkileri müttefiklik seviyesine yükseltilen Türkiye-Azerbaycan işbirliği güçleniyor. İki ülke casusluk, organ ticareti ve menkul kıymetler sahteciliği suçlarına karşı da ortak mücadele edecek. Mevcut güvenlik anlaşması ek protokolle genişletilecek. Buna ilişkin uluslararası anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran detayları anlattı. Anlaşmaya göre insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve düzensiz göç birlikte takip edilecek suçlar kapsamına alınacak. Mal varlığına karşı suçlar ve emtia kaçakçılığına karşı işbirliğine gidilecek. Yasa dışı doku ve hücre ticareti, yıkıcı faaliyetlerle halkın hayatına ve onuruna yönelik suçlarla mücadelede de iki ülke birbirine destek sağlayacak. Terörle mücadelenin kapsamı da genişletilecek. Dini radikalizm bağlamında işlenmiş suçlar başlığı altında DAEŞ benzeri terör örgütleriyle mücadele edilecek. Söz konusu ek protokol Azerbaycan tarafından onaylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kabul ettiğinde yürürlüğe girecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak işbirliğine ilişkin 300'e yakın anlaşma bulunuyor. Gündemin en sıcak başlığı İngiltere'deki hükümet krizi. Londra'ya gidelim şimdi. Zeynep Eryılmaz karşımızda. Birbiri ardına gelen istifalar, Johnson'ın koltuğu sallanıyor. Birazdan da belki bir açıklama yapacak Johnson. Nedir detaylar? Güne ilişkin senden alalım. Coşkun Özen, aslında bundan 24 saat öncesine kadar Başbakan Boris Johnson her ne şekilde olursa olsun istifa etmeyeceğini açıklamıştı, ancak durumun şu anda öyle olmadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 saattir İngiliz basına Başbakan Boris Johnson'ın ilerleyen saatlerde istifa edeceği şeklinde haberleri geçmeye başladı. Tabii bu da, şunu da hemen hatırlatmamız gerekiyor, Salı günden itibaren istifalar başlamıştı. Son dakikalar itibariyle 5 kabine bakanının istifa ettiğini biliyoruz ve üst düzey yüksek memurda 59 olmak üzere istifalarını sunmuş bulunuyorlar. İşte bu ard arda gelen istifalar ardından Başbakan Boris Johnson için artık havanın, durumun çok daha farklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir hatırlatma yapalım. Başbakan Boris Johnson bir süre daha içeriden alınan kaynaklardan alınan bilgiye göre, henüz resmi olarak bu belirtilmedi ama herhangi bir şekilde başbakanlık görevini bırakırsa Ekim ayına kadar bu görevi sürdüreceği belirtiliyor ki bu da Muhafazakar Parti içinde yeni bir seçim yarışının başlaması demek. Eğer bir şekilde istifa ederse bundan sonra Muhafazakar Parti'de seçim yarışı başlayacak, liderlik yarışı başlayacak.
kimlerin lideri olduğunu göreceğiz ve ardından seçilme başlayacak. İki elemeli bir seçimden geçecek isimler ve son iki isim kalana kadar bu seçim süreci devam edecek. Biraz önce de söylediğimiz gibi İngiltere basını ilerleyen saatlerde Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini belirten haberler yayınladı ve Başbakanlıktan yapılan açıklamada da gene ilerleyen saatlerde Johnson'ın resmi bir açıklama yapılacağı duyuruldu diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Evet, o sıcak gelişmeyi aldık Zeynep Er Yılmaz'dan. İşte İngiltere'de hükümet krizi derinleşti. Başbakan Johnson'ın görevi bırakması bekleniyor sevgili seyirciler. Ankara'ya dönelim şimdi. Malezya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor şu dakikalarda. Ziyaretin gündemini de Özlem Öztürk aktaracak bize. Coşkun Özen az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı ve bu törenin hemen ardından iki lider baş başa görüşmeye geçtiler. Hem baş başa görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra heyetlerin görüşmesine de başkanlık edecekler. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin arttırılması üzerinde durulacak. Ticaret ve ekonomik başlıkları üzerinde ön plana çıkmasını bekliyoruz. Zira 2021 yılında bir önceki yıla göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi %49,4 artarak 3,5 milyar doları aştı. İşte salgın sonrası dönemde önümüzdeki döneme ilişkin yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Bunun yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasını bekliyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerinde durulacak ve bunun yanı sıra gıda güvenliği konularının da yine görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında yer almasını bekliyoruz. Görüşmeler tamamlandıktan sonra iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıkacaklar ve hem ziyareti hem de gündemi değerlendirecekler ama öncesinde farklı alanlarda anlaşmaların da imzalanmasını bekliyoruz. Hemen hatırlatalım, Malezya Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 4 günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul, dün de Ankara'da temaslarda bulundu. İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı inceledi. Çünkü Malezyalı bir firma tarafından işletiliyor bu havalimanı. 41 milyon yolcu kapasiteli. Dün de savunma sanayi ürünlerini inceledi. Makine kimya endüstrisine gitti ve TUSAŞ'a gitti ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceledi ve bu ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti ve bugün de önümüzdeki döneme ilişkin yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi üzerinde durulacak ve 14.30'da da iki lider kameraların karşısına çıkacak ve ziyareti değerlendirecekler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Özlem Öztürk'ten aldık bilgileri. Türkiye-Malezya ilişkileri açısından son derece önemli bir ziyaret sevgili seyirciler. FETÖ ve PKK-YPG mensubu teröristlerin iadesi için hazırlanan hatırlatma talepnamesi İsveç ve Finlandiya'ya gönderildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iade sürecinin takip edileceğini belirtti. Taleplerimizi İsveç ve Finlandiya gönderen yazıları Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere göndermek üzere yola çıktı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesi için harekete geçti. İadeler için hatırlatma talepnamesi hazırlandı. Bizden Dışişleri Bakanımız oradan da İsveç ve Finlandiya gidecek. Bundan sonra elektronik ortamda onlara iletilmiş olabilir. Bizim istediğimiz İsveç'in aramızdaki akde uygun davranmasıdır, anlaşmaya uygun davranmasıdır. Türkiye, teröristlerin iade sürecini aktif olarak takip edecek. Hem oradaki büyükelçiliğimiz bizzat takip eder, hem Dışişleri Bakanlığımız takip eder, hem de bizim bazı ülkelerde adalet müşavirlerimiz var. Onlar üzerinden de bu süreçlerin hızlandırılması, cevapların verilmesi konusunda biz bunu gönderdikten sonra da takibini yaparız ve dinamik bir süreçtir. Biz bu süreci takip ediyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gündeminde kadın cinayetleri sonrası başlayan idam tartışmaları da vardı. Bu parlamentonun karar vereceği bir konu. Çünkü bizim anayasamızda 38. maddede bir değişikliğe ihtiyaç var. İdam cezasının yeniden gündeme gelmesi için. O da parlamentonun takdirinde olan bir konu. Bir uzlaşma olursa orada bir değişiklik yapılabilir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç gazetesinin sorularını yanıtladığı Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatla NATO sürecinin bitmediğini söyledi. Altun, Türkiye İsveç'in taahhütlerini yerine getirip getirmediğini inceleyecek dedi. Beyefendiler. Ukrayna savaşıyla birlikte sevgili seyirciler,
dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin girişimleri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorunun oluşturulmasına ilişkin son durumu paylaştı. Yakın zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Türkiye'den heyetin tekrar Rusya'ya gidebileceği mesajını verdi. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatı yapabilmesine ilişkin temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile son durumu görüştü. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum değerlendirildi. Tahıl ihracatı ile ilgili gelişmeler ele alındı. 29 Haziran'da Karadeniz'e açılan buğday yüklü Zibek Zoli adlı Rus gemisinin son durumu görüşüldü. Çavuşoğlu ile Kuleba 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı küresel açlık raporunu yayınladı. Rapora göre dünya nüfusunun neredeyse %10'u açlık sorunuyla boğuşuyor. Yaklaşık 150 milyon çocuk da yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliğiyle karşı karşıya kalıyor. İklim değişikliği, koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel gıda krizi gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Dünya nüfusunun neredeyse %10'u açlık sorunu yaşıyor. Çarpıcı veriler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın küresel açlık raporunda yer aldı. Rapora göre dünya genelinde açlıkla karşı karşıya olanların sayısı son bir yılda 46 milyon arttı, 830 milyona yaklaştı. Raporda çocuklara da ayrı bir parantez açıldı. Buna göre 5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalıyor. 150 milyona yakın çocuk da yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği sorunuyla karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla küresel gıda fiyatlarının arttığına da dikkat çekilen raporda bilançonun daha da ağırlaşabileceği vurgulandı. Bu durumun ülkeleri kıtlığın eşiğine sürüklediği uyarısı yapıldı. Dünya 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor ifadesi kullanıldı. Sevgili seyirciler, Rusya bir kez daha batılı ülkeleri nükleer savaşla tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki savaş suçlarını incelemesine tepkili konuştu. Şayet Rusya Ukrayna'daki savaş suçları konusunda cezalandırılırsa bu nükleer savaşı başlatır dedi. Rusya'nın kapasitesini hatırlattı. En büyük nükleer cephaneliğe sahip ülkenin cezalandırılması halinde tüm insanlığın tehlikeye gireceğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'yı nükleer savaşla tehdit etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski başbakan ve devlet başkanı Medvedev'in hedefinde Uluslararası Ceza Mahkemesi vardı. Mahkemenin Ukrayna'daki savaş suçları konusunda dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni baskı altında tuttuğunu iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada Batı ile yaşanacak bir nükleer savaşı göz ardı etmediklerini dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Rusya'yı Ukrayna'da sivil katliamı yapmakla suçluyor. Özellikle savaşın başında Irpin ve Buça'dan gelen katliam görüntülerinden Rus ordusu sorumlu tutuluyor. Suçlamaları reddeden Kremlin ise uluslararası mahkemelerin Rusya aleyhinde alacağı hiçbir kararı tanımayacağını ilan etti. Moskova, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğinden 2016 yılında çekilmişti. Evet, Rusya'dan Batı'ya petrol sevkiyatına darbe vuracak yeni bir adım daha geldi. Rus mahkemesi Kazak petrolünü Karadeniz'e taşıyan Hazar Boru Hattı konsorsiyumunun faaliyetlerinin bir aylığına durdurulmasına karar verdi. İşte bu kararın Batı'ya petrol arzında aksamalara yol açabileceği ve fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor.
Rusya'dan enerji ithalatına sınırlamalar getiren Batı'ya karşı Moskova'da elindeki kozları oynuyor. Rus mahkemesi, Amerikan şirketleri Chevron ve Exxon gibi enerji devlerinin de yer aldığı Hazar boru hattının işletmesinin bir aylığına durdurulmasına karar verdi. Rus hükümetinin direktifleri doğrultusunda alınan karara boru hattında olası bir sızıntı olabileceği konusundaki bilirkişi raporu gerekçe gösterildi. Dünya petrol arzının yaklaşık %1'inin sevk edildiği boru hattından Kazak petrolleri taşınıyor. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyılarından başlayarak Karadeniz'e kadar uzanan hatla batıya petrol sevkiyatı yapılıyor. Geçen sene 1,2 milyon varil petrol bu yolla batı pazarına taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği eski Sovyet altyapısının önemli güzergahlarından biri olan Hazar boru hattını enerji yaptırımlarına dahil etmedi. Rusya'nın aldığı bu bir aylık faaliyet durdurma kararının uluslararası petrol piyasasındaki durumu olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hazar boru hattı konsorsiyumu kararı Rusya hukuk sistemi içerisinde temyize götüreceğini bildirdi. Boru hattından olağan petrol akışının şu an için devam ettiği açıklandı. Hem bu kararı konuşacağız hem de Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri. Moskova'ya gidelim önce. TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı karşımızda. Şimdi Endonezya'da önemli bir toplantı var. G20 toplantısı, Dışişleri Bakanları orada bir araya geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov o toplantıya katılmak üzere Bali'ye gitti. O toplantıya aynı zamanda ABD, Çin Dışişleri Bakanları, bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Önemli kılan Rusya'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk kez işte batılı meslektaşlarıyla, mevkidaşlarıyla bir araya gelecek Lavrov. İşte tüm bu gelişmeler orada ona da karşısına çıkacaktır, sorulacaktır tüm bu adımlar. Şimdi iki önemli konu var, haberlerini verdik. Medvedev'den geliyor genelde bu açıklamalar, nükleer savaş tehdidiyle ilgili benim dikkatimi özellikle çekti. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi eğer Rusya'yı suçlu bulursa Ukrayna'daki gelişmelerden dolayı bu nükleer savaşı başlatır dedi. Bunu soracağım sana. İkincisi bu Hazar boru hattına ilişkin gelişme. Bir aylığına hattın faaliyetleri durduruldu Rus mahkemesi tarafından. Batı'nın enerji ihtiyacı var. Petrol sevkiyatına olumsuz etkiler mi diye. Sana da soralım. Fiyatlar zaten oynak. Daha da yukarıya gider mi bu gelişmenin ardından? Evet, öncelikle tabii Medvedev'in dünkü açıklamasında, sosyal medyasında yapmış olduğu açıklamadan başlarsak, aslına bakarsanız Medvedev bu Ukrayna Savaşı başladığından beri bu tarz açıklamaları yapıyordu. Daha önce de Mayıs ve Haziran aylarında Batı'yı tehdit etmişti nükleer savaşla alakalı, ki hatta şu cümleyi kullanmıştı, hatırlıyorum. Kendisi biliyorsunuz Dmitri Anatolievich Medvedev, bir önceki başbakan, bir önceki başkan 2008-2012 yılları arasında 4 sene Putin'in başbakan olduğu dönemde kendisi başkanlığa seçilmişti. Dolayısıyla şu anda da biliyorsunuz Federal Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcılığını, yani Putin'in başkan yardımcılığını yürütüyor Federal Güvenlik Konseyi'nde. O Federal Güvenlik Konseyi'ndeki 3 önemli kişiden bir tanesi Medvedev, Putin'le beraber. Diğer kişi de tabii ki Federal Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev. Dolayısıyla Medvedev'in böyle bir açıklama yapması tabii ki yine aynı şekilde Rusya'dan gelen tehditleri, nükleer savaş tehditlerini akıllara getirdi, ki bunu zaten hem Medvedev hem de Lavrov dillendirmişti. Savaşın başında Lavrov hatırlarsanız Batı yaptırımları geldiğinde dillendirmişti. Daha sonra da Medvedev Rusya'ya karşı olan her şeyi yok edebiliriz, bu kapasitemiz var açıklaması yapmıştı. Buna nükleer kapasite de dahil açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla Medvedev'in zaman zaman bu tür çıkışları oluyor. Özellikle bu savaş sürecinde. Bir diğer çıkışı Haziran ayı içerisinde özellikle Ukrayna operasyonunu başlattık. Zira 3. Dünya Savaşı'nın nükleer savaşı riskini ortadan kaldırmak için bu operasyonu yapıyoruz demişti. Dün de yapmış olduğu açıklamada özellikle şayet Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'da istenen sivil katliamlardan dolayı Rusya'yı sorumlu tutarsa bu yönde bir araştırma içine girer ve Rusya bu anlamda müeyyideye, yani yaptırımlara maruz kalırsa, o zaman nükleer savaşın doğabileceği riski
bir risk oluşturabileceğini söylüyor. Rusya'ya karşı böyle bir adım atılırsa nükleer savaş riskinin de başlayabileceğini söyleyerek Batı kanadını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Zira Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Lahey'deki mahkemenin Amerika'nın etkisi altında olduğunu ve bilhassa Rusya'ya karşı hasmane tutumlar içinde olduğunu söylüyor Medvedev. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin kanla yazıldığını, Amerika'nın özellikle kolonyal dönemde Kızılderilileri katlettiğini, Vietnam'da savaştığını, Japonya'ya nükleer bomba attığını ve kimseye hesap vermediğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin öncelikle buradan başlaması gerektiğini söylüyor ve Amerika'yı suçluyor bu minvalde. Şayet Rusya cezalandırılırsa, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ceza alırsa, bu şu demek anlamına geliyor dedi Medvedev. Dünyadaki en büyük nükleer arsenaller, nükleer cephanelere sahip ülkenin cezalandırılmasının saçma olduğunu ve bu gerçekleşirse bütün insanlığın, dünyadaki varlığının tehlikeye gireceğini söyleyerek bu minvalde nükleer savaş tehlikesini bir kez daha ifade etmiş oldu. Dediğim gibi şu an işgal etmiş olduğu pozisyon itibariyle Federal Güvenlik Konseyi'nde 2 numaralı isim Dmitri Medvedev Putin'den sonra. Bu Federal Güvenlik Konseyi toplantısı biliyorsunuz yıllar sonra ilk defa açık yapılmıştı Ukrayna Savaşı başladığında. Ukrayna Savaşı'nı başlatmak için bu Federal Güvenlik Konseyi toplantısı medyanın gözü önünde açık kapılara da basına açık olarak yapılmıştı. Dolayısıyla burada alınan kararlar, buraya üye olan kişilerin vermiş olduğu demeçler Rusya politikasının belirlenmesi anlamında, söylem analizi anlamında önemli tabii ki Moskova'nın pozisyonunun belirlenmesinde. Dolayısıyla Medvedev'in dünkü bu açıklamaları yine aynı şekilde nükleer savaş riskinin giderek arttığı konusundaki endişeleri dünyada ister istemez gündeme getiriyor. Rusya sürekli nükleer savaşla Batı'yı tehdit ediyor. Lavrov da daha önce Ukrayna Savaşı'nda şayet Rusya bir yenilgi pozisyonuna getirilecek olursa Batı tarafından hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda bu nükleer savaş riskini göz ardı etmiyoruz demişti. Her zamankinden daha fazla bu risk ortaya çıktı demişti Lavrov. Durum bu şekilde nükleer tehdit konusunda Rusya'dan sürekli bu meyanda açıklamalar geliyor. Diğer sorumuza gelecek olursak Hazar konusunda, Hazar boru hattı konsorsiyumu biliyorsunuz Amerikan enerji şirketleri Chevron ve Exxon'un da içerdiği uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor ve Batı yaptırımları, Batı'nın Rusya'ya karşı almış olduğu gaz ve enerji petrol yaptırımlarından muaf tutulmuştu. Kazak petrollerinin Hazar Denizi kıyısından Karadeniz'e taşıyan eski Sovyet altyapısı bir boru hattı bu ve geçen sene itibariyle 1.2 milyon varil petrolün, Kazak petrolünün dünyaya taşınması Karadeniz üzerinden Batı pazarına sevkiyatı gerçekleşmişti ki bu da dünya talebinin %1'i anlamına geliyor. Rusya bunu geçici olarak durdurmakla şunu mesajı veriyor aslına bakarsanız. Şayet petrol fiyatlarını, petrol üretimini arttırırsanız ve fiyatları bize karşı, Moskova'ya karşı aşağıya çekmeye çalışırsanız biz de elimizdeki petrol kartını da aynı gazda olduğu gibi, gaz sektöründe olduğu gibi size karşı oynamaktan imtina etmeyiz demeye getiriyor. Zira bu hattın kısa süreliğine bir ayda olsa durdurulacak olmasına sebep de biliyorsunuz hatta sızıntı olabileceğine dair bir bilirkişi raporunu, hükümetin direktifiyle alınmış bir bilirkişi raporuna dayandırıyor mahkeme, Rus mahkemesi. Dolayısıyla burada da Rusya aynı gaz üzerinden, tahıl üzerinden oynadığı kartı, jeopolitik, jeoekonomik kartları petrol üzerinden de oynamakta geri adım atmıyor, imtina etmeyeceğini gösteriyor. Zira bu hamlenin biraz petrol fiyatlarını yukarı çekmek, Avrupa piyasasında sevkiyatı aksatmak ve bu anlamda Avrupalılar alternatif ararken Kazak petrollerine yaptırım uygulanmazken Kazak petrollerinden de Avrupa'yı mahrum bırakmak anlamına geldiğini söylemek gerekiyor. Hatırlarsanız OPEC Plus formatında Rusya petrol fiyatlarını istediği kendi lehine tutmak için sürekli toplantılar yapıyor. Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Bu minvalde özellikle OPEC Plus formatındaki anlaşmanın yavaş yavaş Rusya aleyhine geliştiğini söylemek gerekiyor. Zira Batı'nın baskısıyla, bilhassa G7 ülkelerinin baskısıyla OPEC ülkeleri Mayıs ayında 400 bin varilden fazla, Haziran ayında ise günlük 600 bin varilden fazla üretim artımına gideceğini açıkladı. Bu yönde bir karar aldı. Temmuz ayında da bu günlük üretim arttırma kararının arttırılarak daha fazla kapasiteyle devam ettirilmesi öngörülüyor ve
G7 ülkelerinde yapılan açıklamalarda Rus petrolünün 40-60 dolar seviyesine çekilmesi ve bu minvalde de Rusya'nın petrol gelirlerine de darbe vurulması hedefleniyor. Rusya da bunun bilinci olduğu için kendi karşı hamlelerinden bazısı olan bu Kazak petrollerinin özellikle Hazar boru hattı üzerinden taşınan petrolün batıya sevkiyatını engelleme konusunda da bir işaret fişeğini atmış gözüküyor Rusya. Dolayısıyla fiyatları Rusya ile Batı arasında fiyat savaşı bu anlamda OPEC ile Rusya arasında fiyat savaşı devam ediyor. Rusya Batı Rusya'ya karşı önlemler alırken ekonomik önlemler Rusya'da elindeki ekonomik mukayesenin üstünlüklerini kullanmaktan geri kalmıyor aslına bakarsanız Coşkun Özen. Son bir not tabii ki Dışişleri Bakanları marjında G20 toplantısı Bali Adası'nda Endonezya'da yapılıyor. Orada Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüğünü söylemem gerekiyor sabah itibariyle. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor şu sıralarda. Blinken ile aynı karede, aynı fotoğrafa da yer almayacağı söylendi Lavrov'un. Dolayısıyla Lavrov orada G20 platformunda görüşüyor ancak Batılı Dışişleri Bakanları'yla çok fazla temasın olmayacağını, bilhassa Rusya'nın daha fazla dirsek teması yürüttüğü Çin, Türkiye, Hindistan gibi ülkelerin Dışişleri Bakanları'yla orada bazı müzakereler, bazı kabuller ve toplantılar yapacağını söylemek gerekiyor. Evet. Putin'in de katılımı konusunda Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı bugün itibariyle. Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada Putin şayet küresel siyasetteki durum el verirse ve Endonezya'daki pandemi koşulları el verirse bu toplantıya katılma niyetinde olduğu söyleniyor ki Putin'in katılması biliyorsunuz Batı'da özellikle tepkiye yol açıyor. Bazı Batılı liderlerin şayet Putin katılırsa Endonezya'daki Java Adası'ndaki Kasım ayında düzenlenecek G20 liderler zirvesine katılmayacağı konusunda bazı açıklamalar geliyor. İşte bu ortamda Rusya ile Batı arasındaki jeopolitiğin ve askeri sistemin güvenlik mimarisinin alt üst olduğu bir dönemde biz de bu gelişmeleri özellikle hem petrol hem tahıl hem gaz sektöründe hem de Rusya-Batı diplomatik ilişkilerindeki gelişmeleri yakından takip edeceğimizi söyleyerek sözü isterseniz size bırakalım Coşkun Özen. Evet, Moskova'dan Nursultan'a gideceğiz şimdi. Eşref Yalınkılıçlı'ya teşekkür edelim. Sevgili seyirciler, Hazar boru hattından taşınan petrolün, Kazak petrolünün %80'i işte bu hat vasıtasıyla batıya ulaştırılıyor. Tabii Kazakistan açısından son derece önemli. Nursultan'daki yankılarını alacağız. Boru hattı ile ilgili gelişmelerin Caner Salıbay aktaracak. Onları da bize acil toplantıya çağırdı. Çünkü Kazakistan Başbakanı yetkilileri bu konuya ilişkin. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov başkanlığında hükümetin acil toplantısı yapıldı. Toplantıda da Rusya tarafından Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun faaliyetlerinin 30 gün süreyle kararı oldu. Toplantıda Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesi'nin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyum faaliyetlerinin 30 günlük askıya alındığı açıklandı ve söz konusu konsorsiyumun faaliyetlerinin aniden durdurulmasının üretim için geri dönüşü olmayan sonuçlar getirebileceği açıklandı ve zararları en az seviyeye düşürmek konusunda tedbirlerin alınacağı açıklandı. Aynı zamanda bu sonuçların doğurabileceği gerekçesiyle kararın ertelenmesi için mahkemeye başvurulduğu da açıklandı. Az önce sizin de dediğiniz gibi Kazak petrolünün %80'ini söz konusu konsorsiyum üzerinden diğer ülkelere dağıtılıyor. Aynı zamanda Kazakistan'ın en büyük 3 petrol sahasının biri Tengiz petrol sahasında dün patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 işçi de hastaneye kaldırıldı. Patlama boru hattındaki hidrolik test sırasında flanş bağlantısının arızalanması sebebiyle oldu. Şu anda hastanede bulunan bir hastanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Atrau bölgesinin polis departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Kazakistan Ceza Kanunu'nun iş kurallarının ihlali maddesi gereği soruşturmanın başlatıldığı da açıklandı. Öte yandan Özbekistan'da Özbekistan gündemini de aktaralım. Şu anda Karakalpakistan'daki durumun istikrara kavuştuğu ve hayatın normale dönüştüğü açıklandı. Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta Özbekistan Milli Muhafız Birliği
Komutan Yardımcısı Hamidjan Dadayev açıklamalarda bulundu. Dabayev, Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili değişikliklere ilişkin tekliflerin sonucunda 1-2 Temmuz'da protestoların yapıldığını açıkladı ve Karakalpakistan'ın merkezi nüfusta başlatılan protestolarda yabancı uyruklu vatandaşların da olduğu ve söz konusu vatandaşların şu anda gözaltına alındığı da açıklandı. Soruşturmalarla ilgili söz konusu şahısların kimliklerinin açıklanmayacağı açıklandı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Özbekistan makamları yerli ve yabancı basın mensupları için nüfusta bir basın turu düzenlendi ve olaylarla ilgili detaylı bilgi verdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Bilgileri Özbekistan'daki son durumu da aktardı. Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde durum kontrol altında. Sevgili seyirciler, Avrupa Parlamentosu enerji yatırımlarını çevreye zararlı olup olmamalarına göre sınıflandıracak planı onayladı. Oylamada doğal gaz ve nükleer enerji yatırımlarının çevreci olarak etiketlenmesi kararı alındı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin mevzuat teklifi Avrupa Parlamentosu'nda oylandı. Doğalgaz ve nükleer enerji yatırımlarının çevreci olarak kabul edilmesine onay verildi. Tartışmalı plan Fransa'nın Strasbourg kentinde genel kurulda oylamaya sunuldu. 278 red oyuna karşılık 328 kabul oyu aldı. 33 Avrupa Parlamentosu milletvekili ise çekimser kaldı. Yeşil finansman sınıflandırması, özel sektörü iklim hedeflerine uygun faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyor. Aralarında Avusturya ve Lüksemburg'un da bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, nükleer atıkların güvenli şekilde nasıl bertaraf edileceğine dair net bir planın bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle nükleer enerjinin temiz olarak sınıflandırılmasına itiraz ediyor. Sevgili seyirciler, Kuzey Makedonya'da Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerine ilişkin önerisi gündemde. Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı muhalefetin çağrılarıyla başkent Üsküp'te günlerdir protestolar düzenleniyor. Son düzenlenen gösteride yine gerginlik yaşandı. 47 polis yaralanırken 11 gösterici gözaltına alındı. Göstericiler hükümet binası önünde toplandı. Kamu binalarına ve polise yumurta, taş ve şişe fırlattılar. Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Görüntüler günlerdir protestoların devam ettiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten. Fransa'nın önerisi Makedon halkı için kabul edilebilir değil. Çünkü bu tam bir felaket. Buna karşı mücadele edeceğiz. Bu makul bir öneri değil. Çünkü biz Makedonya olarak tarihi bir ülkeyiz ve bu böyle kalacak. Muhalefetin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yine yükseldi. Polise taş atan bazı göstericiler gözaltına alındı. Yaralanan emniyet mensuplarına acil sağlık ekipleri müdahale etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasındaki sorunların Avrupa Birliği müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı. Paris'in önerisi tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, önerinin görüşüldüğü oturumun ardından Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirdi. Evet derseniz ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek dedi. Uzlaşmadan önce Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, tarih ve dil konusundaki anlaşmazlıklar sebebiyle Kuzey Makedonya için üyelik müzakere çerçevesini onaylamayı reddetmişti. Kuzey Makedonya hükümeti Avrupa Birliği müzakere sürecini destekliyor. Ancak ülkedeki ana muhalefet partisi Bulgaristan'la uzlaşarak üyelik müzakerelerine başlamayı kabul etmiyor.
Türk Kızılay'ı Irak Delegasyon Başkanlığı İran Erbil kentinde giyim yardımı dağıtıyor. Sevgili seyirciler, Irak'ta bayramın birinci günü de 100 büyükbaş hayvan kesilecek ve kamplar başta olmak üzere tüm bölgeye dağıtılacak. Şimdi kameralarımızı Erbil'e, Türk Kızılay'ının Şefkat Butiği'ne çeviriyoruz. TRT Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan hazır. Ona soracağız yardımlar hakkında neler aktaracak bakalım. Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu, aynı zamanda Türkiye'nin göz bebeği Türk Kızılay'ı bu bayramda da halkı unutmadı. Bütün dünyada yardım çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de yardım faaliyetlerine de aynı zamanda devam eden Türk Kızılay'ı Irak'ta butik pazarda, butik mağazasında şu an gelen Iraklılara, yardıma muhtaç ailelere giyim yardımında bulunuyor. Arka tarafta gördüğünüz şu kıyafetler, kadın kıyafetleri. Hemen yan tarafında çocuk kıyafetleri var. 7'den 77'ye hemen hemen herkesin giyim ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı bu mağaza. Haftanın hemen hemen her günü yardıma muhtaç aileler bu mağazaya alınıyor ve 7'den 77'ye bütün herkesin giyim ihtiyacı karşılanıyor. Gördüğünüz gibi aileler buraya geldiklerinde çocuklarına da aynı zamanda kılık kıyafetlerini temin ediyor. Yine ayakkabılar var. Ayakkabılarda hem çocuk ayakkabıları hem de yetişkin ayakkabıları olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Yardım halen devam ediyor. Bugün itibariyle 100'den fazla kişiye yardım yapılacak. Ben Türk Kızılay'ı Irak Delegasyon Görevlisi Sayın Ahmet Dağlı'yla ayrıntıları konuşmak istiyorum. Efendim, Türk Kızılay'ının bu giyim yardımı ne maksatta yapılıyor? Ne zamana kadar devam edecek? Bunlarla ilgili bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii, öncelikle hoş geldiniz. Türk Kızılay'ı her zaman faaliyetleri kapsamında Irak'ta bu Şefkat Butik'te yoksul ailelere bu kıyafetleri dağıtıyor. Özellikle bayram önceleri, bayram arifesi diyelim, bir hafta sürekli gün boyunca bu butik açılıyor. Yoksul aileler, ihtiyaç sahibi aileler, tabii bunu ayrım etmeden Kürt'ü, Türkmeni, Arabı, Hristiyanı, din, dil, ırk, etkin ayrı etmeden ailelere yardım ediyoruz. Yardımımız da şu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi işte kıyafetler dizilmiş standlarda, bayan, erkek, çocuk şeklinde. Her aile ferdi 3 parça seçme hakkı var. Biz de Türk Kızılay olarak Kurban Bayramı öncesi düşündük, bir hafta boyunca bu butiği açalım bu yoksul aileler için. Bugün son günümüz. Butiğin son günü bayramdan dolayı. Çünkü bayramda biliyorsunuz kurban işi de var Irak'ta. Gördüğünüz gibi aileler geliyor, isimleri zaten kayıtlı, bilgileri alınıyor arkadaşlar tarafından. Kendi arzularına göre parçalarını seçiyorlar ve gidiyorlar. Şu ana kadar kaç kişiye giyim yardımı yapıldı, kaç aile ve bugün kaç aileye yardım? Yani hafta, 5 gün süresi içerisinde saymış olursak aile sayısını yaklaşık Türk Kızılay'ı 650 aileye bir giyim dağıtımında bulunmuş. Bugün aynı zamanda Kerkük'te de bir giyim dağıtımı var oradaki yoksul ailelere. Ve bugün için yaklaşık 140 aile ismini kaydetmiş ve bu 140 aile bu kıyafetlerden faydalanacak. Peki. Onun dışında bayram hazırlığı var mı? Bayram hazırlığı tabii her zaman siz de biliyorsunuz. Türk Kızılay Irak'ta kurban faaliyeti yapıyor. Bu sene de Allah izin verirse bayram birinci günü 100 büyükbaş kurbanlık yapılacak Erbil'de. Ve Erbil dağıtım noktası olacak. Erbil'den Zaho, Duhok, Kerkük, Kerkük'e bağlı ilçeler, Altınköprü, Selahattin'e bağlı ilçe, Tusurmatı, Musul'a bağlı Telafer, Musul, 10 ayrı noktada dağıtım gerçekleşecek. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Türk Kızılay'ı Irak Delegasyon Görevlisi Sayın Ahmet Dağlı'dan bu yardımla ilgili geniş bir bilgi aldık. Ahmet Bey ifade etti, bayram günü aynı zamanda 100 büyükbaş hayvan kesilecek, hisse sahipleri adına hisse sahipleri okunacak ve daha sonra kesimler yapılacak. Kesimler yapıldıktan sonra da bu etler Türk Kızılay'ının yardım konvoyuyla, araçlarıyla bölgedeki kamplar başta olmak üzere bütün bölgeye dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu aynı zamanda bununla ilgili de çalışmalar şu an devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
Yılmaz Aslan'a teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Hacı adayları hac ibadeti için ihrama girecek. Heyecan Doruk'ta 1 milyon hacı adayının Arafat'a yolculuğu bugün başlayacak. Muhabir arkadaşımız Aynur Bayram, kameraman arkadaşımız Tahsin Özkan Mekke'de hacı adaylarının heyecanına tanıklık etti. Hac ibadeti için hazırlıklar tamamlandı. Hacı adayları ihrama girecek. Çocuklar gibi sevinçliyiz. Bir o kadar da heyecanlıyız. Nasıl olacağını bilemiyoruz. Lebbeyk diyerek geldik. Allah'ın emrindeyiz. Hacı adayları Arafat'ta 24 saat konaklayacak. Hazırlıklarımızı yaptık. Heyecan Doruk'ta. Geldiğimiz günden beri Arafat'a hazırlıyorlar hocalarımız bizlere. İnşallah tamamını erdireceğiz bu işleri. Size hacı teyze de diyecekler sonra. Ne hissediyorsun? Çok mutlu olurum desinler. Her hacı teyze desinler, hacı anne desinler. Hepsine razıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çadırlarında kişiye özel minder, yastık ve battaniyeler konuldu. Klima sistemi kuruldu. Hacı adayları için bütün detaylar düşünüldü. Yiyecek içecek hizmetleri de başkanlık tarafından verilecek. 1 milyon hacı adayı aynı anda Arafat'ta vakfeye duracak. Ardından Müzdelife'ye giderek akşam ve yatsı namazını kılacak ve Mina'da şeytan taşlayacak. Çok heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki bacaklarım bile şu an tiril tiril didiriyor. Rabbim herkese nasip etsin. Hep isteyenlere nasip etsin. Hacı adayları için geri sayım başladı. O kadar heyecanlıyım ki içim şu anda kıpır kıpır böyle yani. Koşa koşa git deseler şimdi giderim oraya. Bugüne hazırlanıyoruz. Rabbimizin mağfiret günü. Rabbimizden affedilmemizi, mağfiret olunmamızı dileyeceğiz. Bu yıl 65 yaş altı 37.770 Türk hacı adayı hac ibadetini yerine getirecek. Çok çok fazla heyecanlıyım. İlk kez yani böyle Arafat'ı çok merak ediyorum. Uykularım kaçtı. Size hacı teyze diyecekler. Evet şimdi diyorlar. Şimdi çarşıda falan hacı anneye, hacı anne diyorlar. Teyze de demiyorlar, anne diyorlar bize. Ne hissediyorsunuz? Hoşuma gidiyor. Tabii ki çok hoşuma gidiyor. Allah herkese kısmet etsin. Bayram öncesi camilerde temizlik çalışmaları da hızlandı. Tarihi Ayasofya Camii'nde de bayram temizliği yapılıyor. Dilruba Amil o noktada işte bize hazırlıklardaki son durumu aktaracak. Şu anda tarihi mabet Ayasofya-i Kebir Camii'nin içerisindeyiz. Evet, cami Kurban Bayramı'na hazırlanıyor, temizlikler yapılıyor. Kameraman arkadaşım Faruk Ölge şu anda süren temizlik çalışmalarını ekranlarınıza getiriyor. Evet, tarihi mabet aslında normalde de gün içinde sabah saat 4'ten gece 11'e kadar temizleniyor. Ancak bayram öncesinde bu dönemde özel bir temizlik mevcut. Şu anda 14 kişilik bir temizlik ekibi, temizlik görevlileri şu anda caminin içinde çalışıyorlar. Caminin içinde süren temizlik çalışmalarının dışında avluda da çalışmalar var. Burada halılar yıkandı, süpürüldü. Ardından gül suyu sıkıldı halılara. Ayakkabılıklar temizlendi. Dışarıdaysa, caminin dışındaysa avlu sıcak suyla yıkandı. Aynı zamanda Ayasofya meydanı da arazözlerle temizlendi. Dediğimiz gibi aslında burada rutin temizlikler yapılıyor. Biliyorsunuz burası en çok ziyaret edilen mabetlerden biri. İstanbul'un en turistik bölgelerinden birinde yer alıyor. Dolayısıyla birçok ziyaretçi buraya girip çıktığında onların ardından da detaylı temizlikler yapılıyor. Ancak Kurban Bayramı öncesinde bu temizlik özellikle sıklaştırıldı. Bir bayram temizliği gerçekleştiriliyor şu anda Ayasofya'da. Fatih Belediyesi'nin katkısıyla yapılan çalışmalarda sabahın ilk ışıklarında başladı. Saat 4'ten itibaren burada temizlik görevlileri işlerine başladılar ve sabah ezanıyla birlikte işlerini sürdürmeye devam ettiler.
Saat 10-11 gibi de burası ziyarete açılacak. Ziyarete açıldığında da temizlikler devam ediyor olacak. Özellikle akşam saat 11'e kadar burada rutin temizlikler devam ediyor. Evet, Kurban Bayramı'nın gelmesine yalnızca birkaç gün kaldı ve tarihi mabette misafirlerini ağırlamak için bayram temizliğini yaptılar tarihi camide. Misafirlerini bekliyor bu büyük mabet diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Dilruba Amir'e biz de teşekkür ediyoruz. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 7 kişinin ölümüne yol açan saldırının detayları gün yüzüne çıkıyor. Saldırganın Wisconsin'da ikinci bir saldırı planladığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Chicago'daki saldırının şokunu atlatamazken geçen hafta sonu ülkede silahlı saldırılarda 220 kişi öldü, 600'e yakın kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırıların sonu gelmiyor. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında Chicago'daki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 36 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. 22 yaşındaki saldırgan Robert Cremo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığı ortaya çıktı. 5 silahı bulunan Cremo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı. 4 Temmuz pazartesiyi de içeren hafta sonu tatilindeki tek saldırı bununla sınırlı kalmadı. 3 günlük tatilde sadece 5 eyalette silahlı saldırı görülmediği belirtildi. Silahlı saldırılar sonucu ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. 220 kişi hayatını kaybetti, 570 kişi yaralandı. Ülke genelinde bu 3 gün içinde 500'e yakın silahlı saldırı gerçekleşti. Bu olaylardan 11'i toplu saldırı olarak kayıtlara geçti. Sene başından beri yaklaşık 315 toplu saldırının meydana geldiği belirtiliyor. Yine bu yılın başından itibaren tutulan istatistikte 22.500 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Nijerya'da cezaevine baskın düzenlendi. Bir kişi öldü, yaklaşık 900 mahkum firar etti. Baskını terör örgütü DAEŞ üstlendi. Olay Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarında gerçekleşti. Bölge sakinleri silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve çok sayıda aracın yandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı saldırıda firar eden 900 mahkumdan 300'den fazlasının yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 600 firari mahkumu arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Cezaevinde sükunetin sağlandığı ve durumun kontrol altına alındığı duyuruldu. Brezilya'daki Guanabara körfezindeki kirlilik sorununa yıllardır çözüm aranıyor. Günde 4,5 milyon litre atık su körfeze boşaltılıyor. Aylardır temizlik çalışmasının da yapılmadığı yerde canlı yaşamı tehdit altında. Şişeler, ambalaj atıkları, hatta araç lastiği. Brezilya'nın Guanabara körfezindeki kirlilik alarm veriyor. Ülkenin en büyük ikinci şehri Rio de Janeiro'ya da kıyısı olan körfeze her gün 4,5 milyon litre civarı atık su boşaltılıyor. Brezilya, 100'den fazla adanın bulunduğu 400 kilometre karelik körfezdeki kirlilik sorununa yıllardır çözüm bulamadı. Bir şirketle yapılan temizleme anlaşması da feshedildi. Guanabara körfezinde 4 aydır temizlik çalışması da yapılmıyor. Canlı çeşitliliği tehdit altında. Körfezin kıyılarına her gün onlarca ölü balık vuruyor. Çin bir gün ayı istila edebilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Başkanı Bill Nelson, sevgili seyirciler, Çin'in uzay programı ile ilgili endişelerini işte bu sözlerle dile getirdi. NASA'nın ayı inceleyecek yeni uydusu Capstone'la iletişimin koptuğu da açıklandı. Amerikan Hava ve Uzay Ajansı NASA'nın başkanı Bill Nelson, Bild gazetesine verdiği röportajda Çin'in uzay programı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Çin'in uzay programının askeri nitelikli olduğuna dikkat çekti. Çin'in Ay'a inip bu bizim ve sen uzak dur demesinden kaygılanmalıyız dedi. Hatta endişesini bir adım ileri taşıyarak Çin'in başka ülkelerin uydularına da saldırabileceğini savundu. NASA'nın ayı inceleyecek yeni uydusu Capstone'dansa kötü haber geldi. 28 Haziran'da Yeni Zelanda'dan fırlatılan, Salı günü itibariyle dünya yörüngesinden ayrılan uzay aracıyla iletişim kesildi.
insanlığın yeniden Ay'a inişi için önveri sağlaması beklenen yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki Capstone'la bağlantının neden koptuğu bilinmiyor. Capstone'un Kasım ayının ortalarında Ay'a varması ve en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalıp veri toplaması planlanıyordu. Piyanonun harika çocuğu sevgili seyirciler İlyun Bürkev büyük bir başarıya daha imza attı. Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin başvurduğu Avusturya Mozarteum Üniversitesi'ni onlarca adayı geride bırakarak birincilikle kazandı. Dünyanın en ünlü piyano eğitmenlerinden Profesör Pavel Gililov kabul ettiği ilk 18 yaş altı öğrenci oldu. Müzik mucizevi bir yolculuk. Benim en büyük hedefim, en büyük misyonlarımdan bir tanesi de bu sonsuz yolculuğun içinde küçücük bir iz bırakabilmek. Parmakları ilk kez 6 aylıkken piyanoyla buluştu. 4 yaşındaysa piyano eğitimine başladı. İlyun Bürkev kısa sürede yeteneğini gösterdi. 13 yaşındayım. Piyanoya başlama hikayem ben daha doğmadan önce annem bana hamileyken hep piyano çalmak istemiş. Dolayısıyla evde her zaman bir piyano vardı. Piyano öğretmenimiz çok üstün derecede bir yeteneği olduğunu, piyanoya çok sevgisi olduğunu, normalde o yaşta bir çocuğun 15-20 dakikadan fazla piyanonun önünde vakit geçiremeyeceğini söyledi. Fakat İlyun uzun süreler orada kalıyordu ve hocayla çok büyük bir sevgiyle çalıştığını gördü. İlyun Bürkev, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. 2 yıl yarı, 4 yıl tam zamanlı okudu. Profesör Burcu Aktaş Urgun'dan ders aldı. Birçok uluslararası yarışmada ödül kazandı. Çok sayıda konser verdi. İlk senfoni orkestrasıyla konser verdiğinde 11 yaşındaydı. Müziğin evrensel dili onun içinde bir tutkuya dönüştü. Mesajını piyanonun tuşlarıyla vermeyi seçti. Piyanoyla, müzikle aslında insanlara bu iyiliği, barışı, sevgiyi yaymak istiyorum ve sanat ve müzik bunu yapabileceğim altın bir anahtar aslında. İlyun Hırvatistan'da 36 yarışmacı arasında birinci oldu. Avusturya Mozarteum Üniversitesi'nin yarışmasının da en başarılı müzisyeni oldu. Hocamız bize bir yazı attı. Yanınızda müzikal bir hazine taşıyorsunuz, farkında mısınız dedi. Bizim annesiyle gözlerimiz doldu. Bu iki olay bizim İlyun'un kariyerinde tam odaklanmamızı ve onu hem kendi mutluluğunda hem de ülkemiz için inşallah müzikal anlamda ileriye ümitlerimizi taşıyacak, ülkemizi her yerde temsil edecek biri olacağına inancımızla bu serüveni devam ettik. İlyun Bürkev yeni umutlarla eğitimine Avrupa'nın müzik başkentlerinden Salzburg'da devam edecek. Bu güzel haberle Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.